Değerli izleyicilerimiz, 22 Nisan Cuma sabahından merhabalar, günaydınlar hepinizi. Kucak dolusu sevgilerle selamlıyoruz. Bursa TV stüdyolarından sizleri aynı zamanda hayırlı cumalar dileyelim. Bugün aslında yemekleri konuşacağız, Türk mutfağını konuşacağız. Aslında eğitim verilen Bursa'da tek bir yerde veriliyor, daha doğrusu aşçılık eğitimi. Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu aşçılık programından değerli 3 konuğum bizimle birlikte. Öncelikle öğretim görevlisi Celal Aratoğlu konuğumuz. Konuğumuz hoş geldiniz Celal Bey. Günaydınlar diyelim. Günaydınlar, hoş bulduk. İki de öğrencimiz var. Biri birinci sınıf öğrencisi Oğuzhan Eroğlu. İkinci sınıf öğrencisi de Yağmur Yazıcı. Aslında son ayları diyebiliriz. Sizler de hoş geldiniz. Günaydınlar diyelim. Dolu dolu bir program olacak. Çok keyifli sorularım var. Eminim keyifli yanıtlar da alacağım. Dilerseniz öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Celal Bey, bu alana nasıl ilgi duydunuz? Nasıl keşfettiniz kendinizde bu yetiyi diyelim. Tabii Celal Aratoğlu. Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu'nda aşçılık programı öğretim görevlisiyim. Bu nereden başladı aşçılığın hikayesi diye soracak olursak ben Zonguldak Devrekliyim. Evet, Zonguldak'a selamlar gönderelim. Hemşehrinle evet, birlikteyiz bütün bugün. Hemşehrinize evet. Selamlar. İlkokul 5. sınıftan sonra Anadolu Lisesi sınavlarına girdik. Mengen Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi'ni kazandım. Burada 7 yıl aşçılık üzerine bir fil eğitim, uygulamalı eğitimler aldık. 7 yılın sonunda üniversiteyi de Ankara Gazi Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladım. Daha sonra sektöre girdik. Tabii burada okuma sürecinde sürekli çalışıyorduk. Yazları olsun, uygulamalı eğitimler olsun, stajlar olsun. Hem yurt içinde hem de yurt dışında değişik işletmelerde, otellerde, tesislerde çalışarak kendimizi geliştirdik. Sonra bu işin akademik boyutunu düşünmeye başladık ve aşçılıkla ilgili öğretilecek çok şeyin olduğunu, düzeltilecek çok şeyin olduğunu düşündük ve Türkiye'nin işte Kocaeli'de, Sinop'ta, Bilecik'te eğitim verdikten sonra en son Uludağ Üniversitesi'ndeyim şu anda. Bursa'dasınız. Evet. Peki 1,5 yıldır sanırım evet. Bursa'dayız değil bir mi? Buçuk yıldır 7 yıllık eğitim dediniz, o ilgimi çekti. Lise eğitimi normalde 4 yıl evet. diye biliyoruz. Bunun farkı nedir? Tamam, çok sık işitiriz Bolulu aşçılar, Mengenli aşçılar evet. ama dinlemek isteriz. 96 yılına kadar Anadolu liseleri 7 yıldı. Ortaokul ve lise beraberdi. 8 yıllık eğitim çıktıktan sonra bu 4 yıla düşürüldü. Ortaokul diye ayrıldı. Ben bu onların son grubundayım diyebilirim. Ortaokulda, liseyi de aşçılık üzerine eğitim aldık. Biz normal ortaokul programlarının aynısı eğitimi aldıktan sonra ekstradan aşçılık dersleri alıyorduk. Yemek pişirme, uygulama, mutfaklar, işte pişirme teknikleri, yöntemleri, pastane ürünleri gibi. Mutfaklarda yani bizim işimiz eğitim o bu boyutundaydı. Derslerde yemek yapıyorduk. Hocalarımız bize öğretiyorlardı. Sonra bu yaptıklarımızı sektörle de birleştirerekten daha fazla kendimizi geliştirme şansımız oluyordu. Böyle bir 7 yıl. Ortaokul ve liseyi aşçılık üzerine okudum. Ne kadar güzel, büyük bir avantajmış aslında. Hem biraz erkenden başlamak. Evet, 11 yaşında aşçılık mesleğiyle tanıştık ve bu mesleği yapmam yani istiyordum, beğeniyordum. Çünkü mezun olan öğrencilerin geldiği noktalar beni çok cezbetmişti. Çünkü Mengen bir marka olmuş bir şehir. Aşçılıkla ilgili kendini duyurmuş çok küçük bir şehrimiz. Ama çok kaliteli aşçılar yetiştiren bir şehrimizdir. Aşçılık okulu Türkiye'de ilk Mengen'de açılmıştır. Lise bazında diyorum bunu. Mezun olan arkadaşlarımızın ya da abilerimizin geldiği noktalar bizleri çok mutlu ediyordu. Amerika'ya gidiyordu, Avrupa'ya gidiyorlardı, gemide, uçaklarda çalışıyorlardı. Ve dolgun da ücret aldıkları için ilgi duyma, cezbetti, ilgim yükseldi bu mesleğe karşı. Peki hayalinde başka bir meslek var mıydı? Yani ya da şimdi sorsam işte o zamanları geri dönseniz farklı bir meslek grubunu tercih eder miydiniz? Aklınızda bir ukde, içinizde bir ukde kaldı mı? Yani aslında çocukken vermiş olduğumuz bir karardı. Hep aşçı olmayı istedim, iyi bir aşçı olmayı istedim. Sonra işte bu işin akademik boyutuna geçtik. Benim dileğim aşçı olmaktı. İnsanlara güzel ürünler yapmak, yani güzel vizyonumuz, misyonumuzu geliştirmekti diyebilirim. Yine olsa yine aşçılık okur, buralarda olmak isteriz. Evet. Sanırım. Peki. O zaman öğrencilere dönelim yani sizlere. Yağmur, öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Yağmur Yazıcı. 96 doğumluyum. Maltepe Anadolu Kız Teknik Meslek Lisesi'nde yine bu bölümü okudum. Yiyecek içecek hizmetleri olarak.
Sonradan sınava girip işte bu okulla, yani aslında lisede tanıştım bu bölümle. Ve gerçekten hani mutlu olduğumu fark edip bu yolda ilerlemeyi tercih ettim. Lisede tanıştık, lisede karar verdik. Aynen. Diyelim. Peki başka bir alana ilgi duyuyor musun? Onu merak ediyorum. Bir de yine olsa yine bu bölümü okurum diyor musun kendine? Yani aynen, yine olsa okurum. Çünkü aile olarak da annemden gelen bir şeydi. Hep yani yemekle içli dışlı oldum, hep ilgi duydum küçüklüğümden beri. Var mı peki ailede aşçılıkla ilgilenen? Yok, aşçılıkla ilgilenen yok, yok ama hani pasta, börek, normal yemekler. Bayanların ilgi duyduğu alan ki zaten mutfak. Aynen. Aslında bizler için var diyebiliriz. Yani kadınların en çok vakit geçirdiği yer ama tabii ki erkekler de var. Ve bir öğrencimiz var, birinci sınıf öğrencisi. Seni de tanıyalım Oğuzhan. Oğuzhan Eroğlu, 97 doğumluyum. Adanalıyım aslen. Lisede aşçılık eğitimi almaya başladım. Ailemle aşçılık üzerine uğraşan yok ama dediği gibi yağmurunda. Benim ailemde de çok güzel yemek yapan insanlar var. Aşçılık yine olsa, yani yeniden dünyaya gelsem yine aşçılığı tercih ederdim. Yapmaktan çok zevk aldığım bir meslek. Severek yapıyorum yani. Peki. Yemeklerimi falan. İnşallah. İlerleyen dakikalarda hayalleri de soracağım ama onun öncesinde geçen hafta turizmi ele almıştık ve turizm sektöründe uğraşmanın, yani sektörü bilmenin önemli olduğundan bahsetmişti değerli hocalarımız. Yine Armancık'tan da sizlerin de merak ediyorum. Şimdi akademik bir eğitim var ama onun öncesinde sektörde herhangi bir yerde çalıştık mı? Yani sektör tecrübeniz de var mı? Evet, bu ilk başta... Ya da önemli midir aslında? Sizin bakış açınızda merak ediyorum. Kesinlikle çok önemli. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tecrübeden konuşacak olursak, Mengen'de okurken bizleri yazlı aylarında 4 aylık staja tabi tutuyordu. Ve bu stajları olumlu geçmesi ve başarılı geçmesi şartı vardı. Ve buradan da not alıyorduk sınıfları tamamlayabilmek için. Her yaz değişik işletmelere gidip stajımızı tamamlamaktaydık biz. Mesela işte yine oradaki uygulama otelinde sürekli çalışıyorduk. Antalya'da birkaç, hani isim vermeyeyim, değişik otellerde çalıştık. Yine üniversitede de yaz aylarında çalıştık. Hatta üniversitede okurken de sürekli çalışıyordum. Böyle sosyal tesislerde böyle özel rektörlere ya da senatoya yemekler veriyorduk. Yine yaz aylarında yurt dışına gitme şansımız oldu. Almanya'da, Amerika'da aşçılık yaptım. Bunlar da tabii bizi biraz geliştirdi. Değişik ülke mutfaklarını, kültürlerini de tanımış olduk. Orada bir de Türk mutfağını da temsil ettik, değil mi? Evet, Amerika'da Türk mutfağı üzerine bir restoranda çalıştık. Bunlar da kendimizi geliştirmiş olduk. Şimdi okulla sektörün birleşmesi kesinlikle gerekiyor. Verdiğimiz eğitimler sınıfta ya da uygulamada güzel ama sektörde dinamizm daha fazla olduğu için onu yaşamak, o heyecanı yaşamak, daha aktif bir çalışmalara tabi kalıyor öğrencilerimiz. Biz yani çok önemli olduğunu savunuyorum ben. Olması Peki. da gerekli. O zaman eğitimden devam edelim lütfen. Harmancık Meslek Yüksek Okulu'nun aşçılık programından, programın veya okulun fiziki yapısından, dilerseniz program için önemli öncülük eden kıstaslarından lütfen bize bahsedin. Tabii Harmancık Meslek Yüksek Okulu aşçılık programında öğrencilerimiz lisans, yön lisans programına geliyorlar. Liseden mezun olduktan sonra tabii sınavla, puanla ya da sınavsız geçiş hakkını geçer, kullanarak tercih ediyorlar. Bu tercihten sonra geliyorlar. Şimdi birinci sınıfta öğrencilerimiz hem bu işin kültür boyutunda, hem akademik yani bilgi boyutunu öğreniyorlar, hem de aşçılığı mutfakta uygulamak gerekiyor. Yani derslerimizin içeriğinden bahsedecek olursak, mesela Türk mutfağı diye dersimiz var. Burada Türk mutfağını inceliyoruz, irdeliyoruz, ürünlerini yapıyoruz ve tadıyoruz. İşte Osmanlı mutfağı dersimiz var, pastane ürünleri dersimiz var, soğuk mutfaklar, ziyafet mutfağı, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar. Mesela dünya mutfaklarında her hafta dünyanın değişik kültürlerini ülke olarak baz alıyoruz. Mesela bu hafta İtalyan mutfağını işliyoruz diyelim. İtalyan mutfağını, İtalyan ürünlerini bir fiil öğrenciler yaparak, dokunarak, hissederek uyguluyorlar ve tadıyorlar. Şimdi uygulamalı bir program olduğu için yani bir fiil uygulama gerekiyor ve biz bunu
yüksek seviyede yapıyoruz yani. Ve bir sürü de materyal gereklidir. Bu anlamda Uludağ Üniversitesi ya da Harmancık Meslek Yüksekokulu şanslı diyebilir miyiz? Evet, gerçekten öğrencilerimiz çok şanslı. Üniversitemizin onlara sunmuş olduğu imkanlar yani gerçekten kayda değer. Böyle teknik programlarda uygulama olursa çocuklar bir şeyler öğrenebiliyorlar. Keza hani okuyarak ya da izleyerek öğrenirse televizyonlarda bir sürü yemek programları var. İzleyip herkes bir şeyler öğrenebilirdi. Yani kitaplar var. Evet mesela. Kitaplar var. Oradan görüp yapabilirlerdi. Evet, kadınların olmazsa olmazı yemek kitapları. Özellikle Ramazan ayı da yaklaşıyor. Herkesin mutfağında eminim vardır. Akşam ne yapacağım düşüncesi hemen hemen her ev kadınının belki de gözünde büyüttüğü problemlerden biridir. Bugün şunu yapacağım, şu gün şunu yapacağım gibi. Özellikle derslerin işleyişini çok merak ediyorum. Uygulamalı olduğundan, materyaller açısından da şanslı bir bölüm olduğundan söz ettik aşçılık programının özellikle. Dilerseniz biraz daha açalım. Özellikle öğrenciler, yani yapılanlar yenir, yiyorsunuzdur eminim onların tatlarına. Bütün sınıf bakar ama sanırım okula tattıramayız değil mi o lezzetlerden? 600 kişiydi sanırım. Evet, 600'e yakın öğrencimiz var. Tabii bu büyük bir rakam. Hepsine tattırmamız mümkün olmuyor. Öğrenciler ilk başta yaptığı tabakları kendileri denemeleri gerekiyor ki hatalarını bulsun ve bunları düzeltebilsin diye. Ya da ben tadıyorum, beraber tadıp eleştiriyoruz yaptığımız hatalarımız ne, nerede yanlış yapmışız, nasıl geliştirebiliriz gibi. Öğrenciler genelde tadıyor. Ama tabii ki biz öğrencilerimize de bazen böyle değişik etkinlikler, ikramlar, sunumlar yapıyoruz. Hı hı. Diğer öğrencilerimizler de bunlardan zaman zaman faydalandığı oluyor. Üniversiteye yönelik de sanırım hizmetlerimiz var değil mi bu anlamda? Yani evet, birkaç organizasyonumuz olmuştu. Yani yaz ayında senato toplantısı, Uludağ Üniversitesi senato toplantısı, Harmancık Meslek Yüksekokulu'nda yaptık. Biz orada öğrencilerimizle bir kokteyl verdik. Böyle küçük sunumların olduğu bistro tarzı bir kokteyl verdik. Keza şey de olmuştu, geçen sene Harmancık'ta ekoturizm alanı açılışı vardı. Onun açılış yemeğini de öğrencilerimizle vermişti. Bazen böyle organizasyonlara öğrencilerimizle katılıyoruz. Hem bu da öğrencilere dinamiklik katıyor, değişik bir çalışma disiplini katıyor, faydalı oluyor diyebilirim. Bu da güzel bir, güzel bu anlamda. Özellikle aşçılık mesleğini konuşacak olursak, önü açık bir meslek midir? Hep bu tabir vardır ya, önü açık meslek midir? İşte çok revaçta, çok tercih edilen bir meslek midir diye anne babalar da belki biraz araştırır ki bilinçli olmak bu anlamda öğrencilere rehber olmak için anne babaların bilinçli olması çok önemlidir. Ne diyeceksiniz aşçılık programı için Celal Bey? Evet, aşçılık programı önü açık bir meslektir. Çünkü insanlar her şeyden vazgeçebilir ama yemek yemekten vazgeçemez. Sürekli, temel ihtiyaçlarımız. Evet, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız ve bu yüzden aşçılara dünyada her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Yani ve ki rahat standartlara insanların ya da dünyanın gelmesiyle beraber aşçılık mesleğinin kapasitesi ya da işte lüks bu anlamında çıkan ürünleri de gelişmekte. O yüzden modern mutfaklar, modern sunumlar tercih ediliyor. Yani bildiğini uygulayan, iyi şeyler öğrenen aşçıların ihtiyacı var sektörde. Ve yani gerekli ve gerekli öğrencilerimiz ihtiyaç alanı falan da var yani. Peki, özellikle şunu da merak ediyorum. Özellikle yorumunuzu üçünüze de yönelteceğim aynı soruyu ama eğitim kısmı mı sizce yoksa mutfak kısmı mı diye soracağım. Yani akademisyensiniz ama onun öncesinde sektörle de bir ilginiz olmuş. Öğrencileri de bu anlamda hayallerini de soracağım. Sizce eğitim mi, mutfak kısmı mı? Şimdi sektörde çalışmak çok heyecanlı, çok güzel. O zaman bir şeyler yapmak, kendini geliştirmek çok güzel. Ben bu işin insanlara öğretilecek çok şey olduğunu düşündüm. Yanlış bilinen çok şey olduğunu düşündüm. Bu yüzden öğrencilere faydalı olarak onları da sektöre dağıttığımızda daha faydalı olabileceğimi düşündüm. Akademisyen olmak istedim. Mutluyum çünkü bildiğim her şeyi öğrencilerime aktarıyorum ve onlarla daha geniş bir kitleye yayılmasını sağlıyorum. Ben akademisyen olup insanlara, öğrencilere faydalı olmayı tercih ediyorum. Ama zaman zaman aşçılık yapmayı, sektörde böyle bir fiil çalışmayı çok özlediğim oluyor. Özlediğimiz oluyor. Peki Yağmur, sana da aynı soruyu yönelteceğim. Sen de eğitim kısmında mı olmak istersin, DGS ile lisansa yükselip ya da yüksek lisansa daha da ilerleyip, yoksa mutfak kısmında mı? Yani sektörde mi?
Hani sanırım ben sektörde olmayı tercih ederim. Çünkü mi? Daha heyecanlı, sürekli aktif olduğumuz bir yer. Kendimizi geliştirebildiğimiz bir alan. Ama tabii ki eğitim boyutu, akademisyen olmak çok ayrı bir boyut. Hı hı. Ama ben sanırım sektörde olmayı isterim. Sektörde. Oğuzhan peki? Ben de aynı şekilde aslında işin maddi boyutuna bakarsak sektörde olmak daha fazla getiri sağlıyor aslında. Ama mesela öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Yani onu yapmayı da herkes isterdi. İlk başta sektörde bulunup kendimizi geliştirdikten sonra eğitim boyutuna geçmek aslında daha mantıklı olabilir. Sanırım Celal hocamızı bu alanda aynen örnek alacağız diyebiliriz. Peki. Özellikle bölümün istihdam olanaklarından bahsedecek olursak, hazır öğrencilerimiz de var burada. Neler söylersiniz? Öne açık bir meslek olduğundan söz ettik. Sektör canlı dedik. Dilerseniz biraz açalım bu konuyu Celal Bey. Evet, sektörün böyle iyi öğrencilere, kaliteli aşçılara ihtiyacı var. Alaylılar da çok fazla var. Onların hakkını da yememek lazım. Yani mezun olan öğrencilerimiz direkt iş bulabiliyor. Yani iyi otellerde çalışabiliyorlar. Yani iyi konumlarda, iyi restoranlarda iş fırsatı buluyorlar. Hem kendileri okul içinde gösterdiği faaliyetlerle değişik insanlarla, şeflerle, işte tanışma ya da derneklerle tanışıyorlar, görüyorlar. Aslında okul bitmeden işlerini bir nevi ayarlıyorlar. Bu konuda biz de yardımcı oluyoruz onlara. Gelen teklifler oluyor. Bunlara öğrencileri yöneltiyoruz. Aslında sektör ile okul arasında bir bağ da kuruyoruz biz. Sektörün gerçekten bu işi yapabilecek kaliteli insanlara ihtiyacı var. Öğrencilerin de bu sektörde kendilerini hem öğrenebilecek hem de öğrendiklerini uygulayabilecek iş olanaklarına ihtiyacı var. Yani aşçılık programları Türkiye'de birçok okulda var zaten. Ve mezun olan öğrenciler çok rahat iş bulabiliyorlar. Peki sektörle okul arasında güçlü bağ kurmanın öneminden ve kurulduğundan söz ettik. Peki bu bağ kurmak için özellikle aşçılık programında ne tür etkinlikler yaptık? Yani yarışmalara gidiyoruz. Derneklerin yarışmaları var. Ulusal yarışmalar, uluslararası yarışmalar, kongreler, işte turizm zirveleri. Bu katıldığımız kongrelerde ya da organizasyonlarda işte otel sahipleri, aşçı başları geliyor, onlarla tanışıyoruz ve onlar da yani kaliteli öğrenci istediklerinden tanıştığımızda irtibat halindeyiz. Yani şöyle bir bağımız oluyor. Mengen mezun olduğumuz için o okuldan mezun ya kaç yüz tane öğrencimiz ya da var. Her biri akademisyen olmadı ve şu anda hepsi iyi yerlerde, iyi şehirler. Arkadaşlık ilişkimiz var. Böyle kaliteli insanların yanına öğrencilerimizi gönderiyoruz. Onları da daha gelişmesini sağlıyoruz. Yani sektör ile nasıl bir bağ kuruyoruz? Şöyle bir bağ kuruyoruz. Mesela Uludağ Üniversitesi'nde farklılık olarak Bursa'da büyük bir otelin aşçıbaşı geliyor, derslerimize giriyor. Yani orada öğrencileri zaten tanıyor. Kendisi de yetiştiriyor bir nebze olsun. Orada beğendiği öğrencileri tecrübelerini kendi aktarıyor ne kadar evet, güzel. Evet, evet. Yani bu konunun ehli insanları da geliyor okulumuza dersler, workshop etkinlikleri veriyorlar. Mesela her hafta değişik bir şef gelir ve okulumuzda öğrencilere workshop etkinliği yapar. İşte bunun konu dağılımlarını falan yapıyoruz biz onlarla. Öğrenciler sektörün içinde eğitim almış gibi oluyorlar bir nebze olsun okulda. Peki, özellikle ailede kim güzel yemek yapar diye de sormak istiyorum. Size de yönelteyim aynı soruyu. Tabii. Ya da örnek aldığımız bir aşçı da var mı? Bunu da merak ediyorum. Yani aşçı var. Türkiye'de bir sürü şefler var. İyi kendini gelişmiş, yurt dışında kendini geliştirmiş şeflerimiz var. Yine aşçılık mezunu Murat Aslan şefimiz var, bir koordinatör, büyük bir restoran zincirinde koordinatörlük yapıyor. Kendisi böyle çok sıcakkanlı, çok sevecen, böyle çok alçak gönüllü bir insan. Benim için okurken de şu anda bile hala model niteliğindedir. Geçenlerde kendisini okulumuzda ağırladık, öğrencilerimize engin bilgileriyle paylaştı. Bir model diyebilirim. Ailede? Ailede aşçılıkla ilgili yani bir defil ilgilenen yok. İlk ben oldum. Annedir herhalde değil mi? Evet, annemiz yani evet diyebilirim. Peki. Evde kim yemekleri yapar,
diye sordunuz. Yani aslında aşçıların birçoğu için bu bir problem niteliğindedir. Çünkü endüstriyel mutfaklarda iyi ekipmanlarla, geniş ortamlarda çalışan profesyonel aşçılar evde yemek yapmak birazcık zor geliyor olabilir. Çünkü dar alanda çok iyi bir şeyler üretmek zor geliyor diyebilirim. Genelde eşim yemek yapar. Kendisi de çok leziz yemekler yapar. Ne güzel, eşimize ama... de selamlar, sevgiler gönderelim bizi izliyorsa. Evet. Ama tabii bir misafir geldiğinde, böyle organizasyon olduğunda bir şey beklenti de oluyor insanlarda. Özel yemekler, değişik tatlar tatmak istiyorlar. O zaman beraber ben yapıyorum ya da birlikte yapıyoruz. Şanslı diyebiliriz aslında, değil mi? Yani siz onun eşisiniz ve mutfakta, ama küçük mutfak demeyelim. Bence yine de mutfağa girmekte yarar var. Özellikle belki de işinizin en büyük beklentisi bu olmuş olabilir, evet. Ya da seviyor olabilir sizinle mutfakta olmayı. Peki size de aynı soruyu yönelteceğim. Yağmur evde kim güzel yemek yapar? Yani tabii ki genel olarak annem. Anneler. Ama babam da çoğu zaman yardım eder, o da katılır yani. Öyle ilerliyor. Peki senin rol model aldığın, araştırdığın bir isim var mı? Yani aslında... Çok fazla kişi var bu meslekte gerçekten çok iyi olan. Ama hocamın da dediği gibi Murat Aslan var. Gerçekten Ömür Akkor, o da dünyayı gezip ülkemizdeki her memlekete gidip oradaki lezzetleri şey yapan. Mehmet Gürs var, bir restoranın sahibi ve Michelin yıldızı var. Öyle bir algı var aşçılık dünyasında. Onda 90. yani ülkemizde ilk, Türkiye'de 90. Türk restoranı olarak ilk 100 arasında 90. sıralardayız galiba. O çok önemli bir başarısın Mehmet, sıralama. Peki Oğuzhan, aynı soruyu sana da yöneltelim. Yani bizde de aynı şekilde annem çok güzel yemekler yapar. Babam aslında pek karışmaz yani yemek işine. Onun dışında ailemde güzel yemek yapanlar var. Halalarım falan, yengelerim çok güzel yemek yaparlar. Türkiye'de de örnek olarak yani Erkan Yeşil var, İstanbul'da şef kendisi. Mehmet Yalçınkaya var. Ondan sonra yani Rafet İnce var. Bu tip insanlar mesela benim idolümdür. Sürekli takip ederim. Hani öyle insanları takip ederek kendimizi geliştirebiliriz. İdol edebiliriz kendimize yani. Kesinlikle güzel isimler duydu. Biraz ben uzanma ama o isimlerin de başarılarından dolayı tebrik edelim. Ama okuldaki başarılardan da söz edelim istiyorum. Ne tür birincilikler, ikincilikler var? Ne tür kategorilerde, ne tür yarışmalara katıldılar? Tabii Türkiye'de sürekli aşçılıkla ilgili, yemekle ilgili yarışmalar oluyor. Artık daha çok gelişmiş durumda. Mesela Altın Kep yarışması vardı Antalya'da. Biz ona katıldık. 150 tane genç şeflerin arasından, yani bu işin içinde olan şeflerin de katıldığı öğrencimiz ikincilik aldı. İkincilik ödülü aldı tatlı kategorisinde. Yaptığı tatlı şeydi, ne yapmıştı? Ananas tatlısı, dondurmanın ananas tatlısı yapmıştı. Ondan sonra yine Altın Kep yarışmasında en iyi üniversite ikincilik ödülünü aldık öğrencilerimiz. Bir tanesi Oğuzhan. Üç kategoride yarıştılar. Yine 14. Mutfak Günleri, Uluslararası Mutfak Günleri vardı İstanbul'da. Makarna kategorisinde öğrencimiz dünya ikinciliği aldı. Türk mutfağı konusunda ikincilik aldık. Ondan sonra Turta kategorisinde de merit ödülü alındı. Dünya ikinciliğini özellikle ona muhakkak değinelim istiyorum. Özellikle tabii ne ki. Tür bir lezzetle aldı? Tabii ki. Ne tür bir farklılıktı? Tabii biz şimdi makarna kategorisinde yarıştı öğrencimiz. Bir makarna yapacaktı. Biz de Bursa'dayız. Nasıl bir makarna? Değişik olması lazım ki jürileri etkileyebilelim diye. Kestaneden yola çıktık. Bursa'da kestane meşhur biliyorsunuz. Kestane ile yoğurulmuş deniz mahsulü fesleğen sosu ravioli yaptı. Bu da böyle siyah bir ravioli ya da kahverengi bir ravioli oldu. İnsanların çok dikkatini çekti ve beğenildi. Yani kestane unundan bir makarna hamuru, bu makarna hamuru dolgu ve dünya lezzetiyle sunmuş oldu. Dünya ikinciliği aldı. Bu da bizleri tabii gururlandırıyor. Yine pizza kategorisinde öğrencimiz ikincilik aldı. Bu da dünya ikinciliği aldı. Modern tutumu Türk mutfağında ikincilik alındı diyebilirim. Makarna kategorisinde yine birincilik alındı. Mesela pide kategorisinde yarışan bir öğrencimiz ikincilik ödülü aldı. Klasik aslında şeyler giriyor pide deyince, işte kuşbaşılı, kaşarlı.
Değişik aynen. Değişik. Hani hep bildiğimiz kıymalı değil mi? Evet. Oradaki farklılık neydi? Tabii şimdi düşündüğü yarışmaya gitmeden önce demolar yapıyoruz. Hazırlanıyor öğrencilerimiz. Kendi tabaklarını kendisi hazırlıyor. Deniyoruz, geliştiriyoruz. Pide hamurunu yoğuruyor, işte mayalandırıyor, pişiriyor. Yani düşünürken yani farklı bir lezzet yapması gerekiyor ki oradaki jürilerin hepsini etkileyebilsin. Gerçekten birincilik almak çok zor. 90 puanın üzeri birincilik ödülü alabiliyor. Her açıdan tabak, sunum, lezzet, pişirme, çalışma, hız, temizlik her açıdan değerlendiriyorsun. Öğrencimize dedik ki ben dedi kokoreçli pide yapmayı düşünüyorum hocam dedi. Evet bu bizi çok düşündürdü kokoreçli bir pide. Jürilerin hepsi yabancı ve sakatat kokoreç. Acaba hani bunu yemeye karşılar ya yabancılar genelde. Bu bir riskti. Evet. Bu bir riskti. Biz bu riski göze aldık, yapalım dedik ve kokoreçli pide ile yine ikincilik ödülüne layık görüldü. Sunumlar da oldukça önemli. Çeşitli görsellerimiz var şu an ekrana gelen. Mesela bu ikincilik ödül almış bir tabağımız yine. Tabii sunumlar da gayet güzel. Derste yaptığımız uygulamalar. Mis gibi kokular yükseliyor düşünsenize bir sınıfta. Yani kendimi Armancık'ta başka bir bölümde okuduğumu düşünecek olursam, şöyle bir hayal kuracak olursam sanırım kapıdan geçerken şöyle bir bakardım sizin sınıfınıza muhakkak. Özellikle iyi bir aşçı olmanın sırrı nedir ya da öğrencilerde bulunması gereken özellikler nelerdir diye sormak istiyorum Celal Bey. Evet, öğrenciler geliyorlar. Her biri aşçı adayı, aşçı olmak için geliyorlar. İyi bir aşçı olmak için bence sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü mezun olan öğrenci hemen yükselip şef olma çabasına giriyor. O yüzden azimli, çalışkan, sabırlı, sabredebilen, işte hızlı olan, temiz, titiz çalışabilen ve yaratıcı olan olmak gerektiğini düşünüyorum ben iyi bir aşçı olabilmek için. Öğrenciler tercih ettiğinde ne tür yeterlilikleri olmalı mesela? Sabır dedik, onun dışında yeniliği. Mesela ben farklı lezzetlere açık değilimdir. Damla sakızlı kahve mesela. Çok istedi arkadaşlarım, en yakın yaşadığım olaydan bahsedeceğim. İçmek istemedim, sürekli reddettim. Mesela sushi. Yani tabağı getirseler önüme sanırım çiğ balık olduğu için. Onu bildiğim için sushi zaten hemen uzak dururum ama sanırım lezzete, yeni lezzetlere açık olmak gerekiyor değil mi? Biraz ön yargıları yıkmak ve kırmak gerekiyor. Evet, kesinlikle yeni lezzetlere açık olmaları gerekiyor ki yani bir şeyler üretebilsin, geliştirebilsin. Yaratıcı olması gerekiyor öğrencilerin. Pratik düşünebilen, çabuk karar verebilen öğrenciler olması gerekiyor. Yani gelen öğrenciler zaten çoğunluğu lisede bu eğitimi almış oluyor. Çok da yabancı olmuyor aslında. Biz bu lisede aldığı eğitimlerin üzerine kendi tecrübelerimizi ve okulun imkanlarıyla beraber daha da geliştiriyoruz öğrencileri. Tabii ki lisede aşçılık almamış öğrenciler de geliyor, gelebilir. Ama bunları da eğitiyoruz. Yani bıçak tutmasını öğretiyoruz. İşte doğrama yöntemlerini, gıdanın nasıl işlenmesi gerektiğini, nasıl servis edilmesi gerektiğini, insanların beklentilerini. O kadar büyük bir ufuk var ki düşünüyor musun? İnsanları aynı çatıda birleştirmeye çalışıyorsun. Tabaklarınla onları mutlu etmeye çalışıyorsun. İşte ilk başta tabakta sunumun nasıl olması gerektiğini, hani görsel olarak insanı etkileyeceksin ki o yemeği işte zevk alarak başlasın gibi diyebilirim. Önce gözü doyurmak, sonra mideyi doyurmak diyoruz ya, o süslü tabaklar. Bazen dokunmaya bile kıyamaz sanırım insan. O hisse kapılmışızdır diye düşünüyorum çoğu zaman. Özellikle aşçılık, Türkiye'deki aşçılık sistemine, aşçıların genel sorunlarına değineceğiz. Ama şimdi burada sohbetimize bir virgül atacağız. Kısacık bir reklama gidiyoruz. Reklamın ardından tekrar karşınızda olacağız. Thank you.
Değerli izleyicilerimiz, biz kamera arkasında da sohbetlerimizi devam ettirdik ama zaman geçtikçe acıkmaya da başladık. Diyelim şimdiden aşçılık programı ile ilgili sohbetimiz de devam ediyor. Özellikle şunu çok merak ediyorum, yani bir yetenek midir aşçılık? O el lezzeti denir ya, ya da göz kararı dağıttığı bir şeyleri çok güzel lezzetler çıkaran insanlar var ki, özellikle anneleri örnek aldığımızı söyledik az evvel ki benim de annem çok güzel yapar, öpüyorum ellerinden bu arada. Dinleyelim sizden, yetenek midir aşçılık işi? Yani aşçılık işi yetenek midir? Ya, herkes yani bir şeyler yapabilir aslında, hani herkes bir nevi evde annelerimiz aşçılık yapıyorlar diyebiliriz. Ama böyle iyi bir aşçı olmak, kaliteli bir aşçı olmak ya da bir şeyleri gerçekten güzel üretmek yetenek, yaratıcılık istiyor bence. Yani özellikle bazı alanlarda gerçekten gerekli. Pastane ürünlerinde mesela bir baklavacılık, herkes baklava yapar ama o incecik açmak bir yetenek ister. Yetenek de zamanla kazanılan bir olay olduğu için işte zamanla yeteneğe de sahip oluyorlar diyebilirim. İyi aşçı olmak. Peki, iyi aşçılar zamanla dedik. O zaman Türk yeme içme kültüründen birazcık söz edecek olursak ya da Türk mutfağından söz edecek olursak neler söylersiniz? Sanırım çok geniş bir yelpaze önümüze açılacak. Evet, gerçekten Türk mutfağı çalışma konusu çok geniş bir mutfak. Araştırması çok bir, uzun bir mutfak. Keza Osmanlı mutfağı, Türk mutfağını da kapsayan bir mutfak. 600 yıllık boyunca dünyada hüküm sürmüş bir devletin mutfak kültürü zamanla değişiyor. Biz de onun devamı niteliğinde Türk mutfağı. Yani Türk mutfağına baktığımız zaman çorbaların vazgeçilmezliği, efendime söyleyeyim etlerin mutfakta rövanşta olması, hatır sayılır yemekler olması, işte tatlıları, şerbetleri, hoşafları, hamur işlerinin yine ön planda olduğu, zengin bir mutfak kültüründen bahsediyoruz burada. Peki sahip çıkıyor muyuz sizce yeme içme açısından bu değerlerimize diyeyim? Çünkü Bursa'da Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir. Neler gözlemliyorsunuz bu anlamda? Türkiye'yi de genelleyebiliriz tabii ki. Tabii ben Türk olduğum için çok mutluyum. Türk mutfak kültüründe zaten içinde olduğumuz bir olay. Ama ne kadar sahip çıkıyor? Biraz şey var böyle, Türk mutfağını biz modern mutfaklara uyarlanmış halini genelde benim sunumlar ya da restoranlara gittiğimiz zaman yani bir tavuk yahnisi değil de şinesel mesela daha tercih ediliyor. Yani Avrupa'ya olan yani merakımız yeme içme kültüründe de yansıdı. Ne yazık ki yansıdı ya da yansıyor. Daha çok böyle yabancı isimli yemekler tercih ediliyor diyebilirim. Yani insanları cezbediyor demek ki ismi ki tercih ediliyor. Gerçekten yaşatılması gereken, araştırılması gereken çok geniş bir konu. Ama insanların zamanla, etkileşimle beraber tercihleri, alışkanlıkları ne yazık ki değişiyor. Evet, bir konuğum gelmişti Uludağ Üniversitesi'nden, İsmet Bey. Yine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan ve kurfasulye ile ilgili örneği vardı. Şu an o aklıma geldi. O anekdotu da sizlerle ve ekran başındaki izleyicilerimizle paylaşmak isteriz. Genel olarak hani kuru fasulyeyi farklı bir isimle bile yurt dışında veya ülkemizde yiyebiliyoruz ama aslında bu bildiğimiz kuru fasulye demişti. Gerçekten yine oraya döndük, dolaştık, geldik, isimlerini İngilizce yaparak ya da farklı isimler kullanarak aslında benzer lezzetler, aslında kültürümüzde olan ama kültürümüzdeki ismi kullanılmayan pek çok lezzet var bu anlamda. Belki değiştirilmesi gerekebilir bunun diye düşünüyorum eğer tam anlamıyla değerlerimize sahip çıkmak söz konusu ise. Dünya mutfağı içerisinde Türk mutfağının yeri hakkında neler söylersiniz Celal Bey? Türk mutfağı zengin bir mutfak olduğunu değindik zaten. Ama dünyada da yani yabancılar falan geldiğine merak edilen bir mutfak. Ama tabii ki itiraf etmeliyiz ki bir Fransız mutfağı, bir İtalyan mutfağı, bir Çin mutfağı dünyada kendini biraz daha iyi duyurmuş. Aslında çok zengin bir mutfak ama reklam, prestij, dünyaya duyurma konusunda birazcık geride kalmış olduğumuzu düşünüyorum ben. Yani mesela İtalyanlar pizzalarıyla, makarnalarıyla adını dünyaya duyurdular. Bizde de var, yok mu? Yani işte yahniler, Bursa kebaplar. Bursa döneri geldi direkt aklıma şimdi. Değil mi? Mesela döner kebap var, baklavalar, tatlılar. Gaziantep mutfağı UNESCO tarafından koruma altına alındı mesela. Evet, bu da güzel bir olay. Gaziantep mutfağı. UNESCO'nun artık dünya mirası olarak koruma altına alınmış bir mutfak diyebiliriz. Yurt dışında kebap diyen yabancı kişileri biliyoruz, evet. Yurt dışında ses getirdiğini, baklavanın da özellikle.
Yani dünyada tanınan yemeklerimiz var. Zaten ya bazı şeflerimiz gidiyor dünyadaki yarışmalarda bizleri, Türk mutfağını temsil ediyorlar. Yani yerimizin olduğu zengin bir mutfak ama daha hiç tanıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Daha iyi yaymamız. Peki Türk mutfağının sizi en çok etkileyen özellikleri nelerdir diye de sormadan edemeyeceğim. Nelerdir ön plana çıkan özellikleri özellikle? Baharatlar çok kullanılıyor Türk mutfağında. Tatlandırıcı, aroma, lezzet verici baharatları kullanıyoruz. İşte çorbalarının, işte mesela yemekte bazen başlangıç olarak kahvaltılarda bile tüketen kesimler hala var. Başka tatlılar, şerbetli tatlılar vazgeçilmesi etkilediği diyebilirim. Yani aslında o kadar çok şey var. Türk mutfağını ne etkiliyor? Mesela tarhana, Türk mutfağının bir çorbası değil mi? Dünyanın ilk hazır çorbası tarhanadır mesela. Yani dünyaya da yön vermiş bir mutfak ama biraz pasifize gibi de görünüyor diyebilirim. Ya da mesela eriştemiz bizim o kadar meşhurdur ki ama erişteyi adamlar alıp geliştiriyorlar ve makarnalarla dünyaya adını duyuruyorlar diyebilirim. Bizden yola çıkmışlar. Bu anlamda. Peki sokak lezzetleriyle aranız nasıl? Özellikle bireysel soracağım. Bu anlamda okulda bir etkinlik, bir aktivite söz konusu. Evet, yani sokak lezzetleri hem hijyen açısından tartışmaya açık tüketilip tüketilmediği. Hı hı. Ama ben tüketiyorum çünkü ben bütün lezzetleri tatmaya seviyorum da aslında. Kokoreç, midye, dolma olsun, lokma, köfte gibi. Tüketiyorum. Ama tabii ki sürekli olduğunda sıkıntı olabiliyor. Zaman zaman tüketiyoruz. Sokak lezzetleriyle ilgili öğrencilerimize de mesela görmeleri, bilmeleri eğitim veriyoruz. Şöyle yapıyoruz. Biz okulumuzda bahar aylarında, okulun son dönemlerine doğru sokak lezzetleri şöleni düzenliyoruz. Öğrencilerimize istasyonlar dağıtıyoruz. Her iki öğrenci bir istasyona geçiyor ve orada sokak lezzetlerini yapıyor. Bu yaptığı lezzetleri de bütün okula, öğrencilere, öğretmenlere servis ediyor. Yani ne gibi? İşte bir istasyonda kokoreç oluyor, bir istasyonda köfte oluyor, diğer istasyonda lokma tatlısı oluyor, döner. İşte döner kesiliyor, ondan sonra nohutlu pilav, tavuklu pilav, işte gözleme gibi değişik ürünler öğrencilerimize tattırıyoruz. Hem uygulamış oluyorlar hem de okulda şenlik havasında bir aktivite oluyor. Evet, yaklaşan bir şenlik de var aslında, onu da duyuralım dilerseniz tüm Bursa halkına. Tabii ki Mayıs'ın son haftalarına doğru okulumuzda işte aşçılık programının bir organizasyonu diyelim. Sokak lezzetlerini biz hem öğrencilere hem halka davet ediyoruz. Harmancık'taki herkes davet. Bursa'dan da davet edebiliriz. Bekleriz Harmancık'ta sokak lezzetleri şölenimiz var Mayıs'ın son haftası. Peki. Özellikle sizlere de şunları sormak istiyorum. Çok merak ediyorum. En çok hangi alanı seviyorsunuz ya da çok daha fazla diğerlerine nazaran ilgi duyuyorsunuz mutfak dediğimizde? Yani kuru pasta, işte o tarz şeyler mi yoksa ana yemekler mi, mezeler mi? Hazırlamak daha cezbediyor Yağmur. Yani staj yaparken aslında her alanda çalışma fırsatı buldum. Soğuk, sıcak, alakart, pastane. Yani öyle çok bir aslında asıl çalışmak istediğim hani yer ana mutfak olur büyük ihtimalle. Sıcak bölümü ya da alakart olabilir. Ama pastaneye de meraklıyım. Yani seviyorum her alanında. Bir şeyler faydalı. Yapmak mutlu aynen. Ediyor seni. Peki evet. Olsan? Ben şu düşüncedeyim. Mesela bir otel mutfağında çalışıyorsanız soğuk, sıcak diye bölümler ayrılır. Hı hı. O yüzden sıcak bölümüne girerseniz sadece orayı öğrenebilirsiniz. Ama ben alakartta çalışma taraftarıyım. Çünkü orada hem pasta yapıyorsunuz hem tatlı yapıyorsunuz. Ana yemek, başlangıç. O şekilde olduğu için her şeyi öğrenme fırsatınız oluyor. Alakart hepsini kapsıyorsunuz. Evet, alakart hepsini kapsadığı için ben alakartta çalışma taraftarıyım. İyi bir aşçı başı da olabilmek aktif, için. Daha hani aynen. Seri olan. Çünkü pratik zeka gerektiriyor. Alakartta çalıştırmak aynen. Biraz daha zor yani. Peki sunumlarda özellikle nelere dikkat ediyorsunuz ya da aşçılar nelere dikkat eder? Tabaktaki yemeğin iyi garnitürle yani yakışan garnitürle uyumlu olmasına. Renkler, tabaktaki renk uyumu, lezzet uyumu birbiriyle alakalı. Mesela bir tatlı yemeğin ya da tuzlu yemeğin yanında tatlı şurada. Ekşi soslar falan oluyor. Sonra bunun nasıl göründüğünü, süsleme sanatını, tabak dekoru, işte çizimler gibi. Mesela bir ana yemek tabağının kesinlikle sıcak olması gerekiyor. Yani ısıtılmış tabakta ana yemeği yerleştiriyor. Yarışmalarda da o şekilde oluyor. Bunlar önemli kriterler yani. Yani
Yaratıcılık, bu tamamen bir yaratıcı, tabak süsleme sanatı bu. Sanat. Öğrencilerimiz evet her yaptığı üründe o ürünü yerleştirirken böyle zenginleştirmeye çalışıyorlar tabaktaki görüntüyü diyebiliriz. Peki, staj yaptığından bahsettin Yağmur. Özellikle senin görüşünü merak ediyorum. Sonra Celal Bey'den de yanıt alacağım ama sektörde gördüğün sorunlar var mıydı? Ya da problemlerle karşılaştın mı? Yani tabii ki bu sektörde erkekler daha çok ön planda gibi gözüküyor. Hı hı. Aslında gerçekten de öyle ama tabii ki bayan şeflerimiz daha çok pastane, dekor, şeker hamuru alanında çok kendilerini geliştirmişler. Yani çok fazla gördüğüm bir zorluk olmadı. Tabii ki fiziksel açıdan erkekler daha kuvvetli. Ama yani benim şahsen gördüğüm öyle çok sorunum olmadı. Hep hani yardımcı oldu şeflerim, ustalarım. İyi geçmişti. Güzeldi yani. Peki. Bana kattı çok şey oldu. Çok güzel. Özellikle staj bu anlamda çok önemli ki uygulamalı eğitimi Uludağ Üniversitesi Armancık Meslek Yüksek Okulu'nda da ilgili materyal desteğinin sağlanmasıyla alıyor olmanız da çok büyük bir avantaj gerçekten. Bu anlamda rektörümüze de tebrik edelim ve teşekkür edelim diyelim. Türkiye'de aşçılık sistemi hakkında bir değerlendirme yapacak olursanız neler söylersiniz? Yani Yağmur peki sorunla karşılaşmadığını ki faydalı bir staj dönemi geçirdiğinden söz etti ama genel olarak baktığımızda sorunları nelerdir sektörün? Sektörün öncelikle çok ihtiyacı var iyi aşçılara. Türk mutfağını iyi yansıtabilen, iyi gelen ürünleri memnun edebilen. Çünkü otel işletmeciliğinde, turizm işletmeciliğinde gıda sektörü iyi getirisi olan bir sektör. Odalardan sonra en çok getirisi olan bir sektör. Sürekli ihtiyaç turizmin gelişmesiyle beraber artıyor. Artınca da kalifiye elemana, gerçekten kaliteli elemana ihtiyaç duyuluyor. Aşçılık mesleğini Türkiye'de yani yaklaşık 48'e aşkın şu anda üniversitede aşçılık programı var. Yani ilgi sürekli arttığı için talepleri de karşılamakta, aşçılık mesleği geçmişe nazaran gelişmekte diyebilirim. Sektörün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Peki. Özellikle yemek yaparken mutfaklarda olmazsa olmaz dediğimiz materyaller neler? Merak ediyorum bunu da. Evet, yani aslında her yemeğin yakışan şeyi, yani lezzetleri farklı. Tabii ki baharatlar, tatlandırıcılar olmazsa olmaz dediğimiz şeyler. Ama mutfak öyle bir şey ki, hani o yemeği çevirebilmek, başka malzemelerle yapabilmek, yani olmayan ürünün yerine muadil ürünü kullanabilmek, yani burada işte yaratıcılık konuşuyor biraz. Bir yemeği yaparken farklı da yapabilmeleri gerekiyor. Tabii ki en başta hani ocak, tava, su, ondan sonra yemekle alakalı malzemeler diyebilirim. Ama baharatlar çok önemli. Çünkü yemeğin lezzetini, aromasını veren onlar. Ben de oldukça çok severim baharatları. Yapılan yemeğe göre değişiyor diyebiliriz bence. Peki, özellikle sınavların yapılışını da çok merak ediyorum. Nasıl yapıyoruz? Nasıl biz kitapların olduğundan, yemek kitaplarının olduğundan söz ettik ama siz farklı bir yol muhakkak deniyorsunuzdur değil mi Celal? Evet, zaten her hafta, her derste öğrenciler sürekli mutfakta eğitim görüyorlar. Tabii bunu bir değerlendirmeye tutmamız gerekiyor. Her derste yaptığı öğrencilerin tabakları değerlendiriyoruz. Bir de vize final haftasında da farklı bir değerlendirme yapıyoruz. Ben burada öğrencilere birazcık şey yapıyorum, fantastik olsun, biraz yaratıcı olsun diye farklı bir sınav sistemi uygulamayı tercih ediyorum. Mesela bir sistemde 30 tane öğrenci sınava girecek o gün. 30 tane kutuyu hazırlıyorum mutfakta tezgahın üzerine. Öğrenciler ne yapacaklarını bilmiyorlar. İşte bir kutuya işte bıldırcın atıyorum, bir kutuya işte bonfile atıyorum, bir öbür kutuya böbrek atıyorum, başka bir kutuya hindi, balık ya da işte karides atıyorum. Kime ne gelirse aslında. Evet, öğrenci geliyor, kutusunu çekiyor ve düşünmesi için sadece 5 dakika zaman var. 5 dakika içerisinde 10'dan bir yemek yapıp bana 40 dakikada hazırlayıp getirmesi zorunda. Getiremezse başarısız oluyor. Ama zaten her hafta bu başarıyı elde ettikleri için burada yaratıcılıklarını da konuşturuyorlar. Harika tabaklar yapıyorlar diyebilirim. Başka güzel. Bir türlü de şey yapıyoruz. Hep böyle olmuyor tabii. Kapalı zarf sınavlarımız var. Öğrenci mutfağa geliyor, zarfını çekiyor. Mesela zarfta mutancana yemeği çıktı. Hemen orada malzemeleri hazırlıyorum ben daha önceden. Hemen mutancanın malzemelerini veriyorum ve bana 40 dakika içerisinde o yemeği yapmak zorunda. Gibi. Evet. Güzel bir yöntem gerçekten. Çok keyifli geçiyordur sanırım eğitim hayatı. Hatta Yağmur üzülüyor musun onu da merak ediyorum. Okul yani bitecek. Tabii ki. Çok farklı ve çok
mutlu olduğumuz bir yer. Keza Celal hocamız da bizle gerçekten çok ilgileniyor. Öğrendiğimiz şeyler, gelen ustalar, bize kattıkları çok önemli. Çok güzel zamanlar, yani gerçekten arayacağım bu zamanları. Peki neden Armancık? Yani bilinçli tercihimi yaptın, birileri var mıydı, seni yönlendiren isimler oldu mu? Yani aslında Uludağ Üniversitesi kapsamında bir meslek yüksekokulu olduğu için bu beni ilk cezbeden durum oldu. Ve gerçekten dağ havası, okulun konumu ve küçük bir yer ama çok arkadaş çevremiz çok güzel. Hani tanıdığım insanlar, oradaki insanlar. Yani seçtiğime mutlu oldum. Araştırdım tabii, baktım. Ama ya evet, mutluyum. Harmancık. Ne kadar güzel. Seni yönlendiren bir isim oldu mu ailende ya da çevrende olsan? Benim de aynı şekilde, mesela benim ikinci sınıflarda bir tane arkadaşım vardı. Liseden de arkadaşımdı kendisi. O okuduğu için birazcık tercih etme sebebim oldu. Ama dediği gibi Yağmur'un da Uludağ Üniversitesi'nin ismini taşımak bile bizim için ayrı bir gurur. O yüzden de tercih ettim birazcık. Ama yani şu an burada bulunduğum için aşırı derecede mutluyum. Lisede görmediğim hiçbir yeri ben Uludağ Üniversitesi sayesinde görebildim. Celal hocamız sayesinde görebildim yani. Ne kadar güzel bunları duymak. Türkiye'yi gezmeye başladım yani buraya geldikten sonra diyebilirim. Ne kadar güzel. Öğrencilerimiz hem kendilerini hem de bizleri sürekli gururlandırıyorlar. Aldığı başarılar, yani mutfaktaki çalışma disipliniyle ilgili. Biz Türk mutfağını gelecek nesillere iyi aktarabilen, kaliteli, bilen, bildiğini uygulayabilen, uyguladığını öğretebilen iyi aşçılar yetiştirme hedefiyle eğitimlerde kendimiz de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Gerçekten çok güzel özetlediniz son cümlelerinizi. Özellikle genç aşçılara, şef adaylarına sınavlar başladı. YGS bitti bile. LYS kulvarına girecek öğrenciler, ona hazırlanıyorlar. Neler söyleyeceksiniz buradan? Ne tür tavsiyeleriniz olacak? Tabii aşçılık gerçekten çok güzel bir meslek. Ama şunu da itiraf etmeliyim ki o kadar kolay bir meslek değil. Sürekli ayaktasın ve üretimdesin. Sürekli çalışıyorsun. Böyle yoğun çalışmayı gerektiren, böyle hani 8 saat falan gibi bir tabir çok yanlış olur. 10 saat, 12 saat çalıştığın zamanlar oluyor. O yüzden bu işi gerçekten yapacak, bu işi gerçekten seven, meraklı, hevesli bireyleri aşçılık programını tercih edebilirler. Yani yönlendirebiliriz diyebilirim. Yine son sözlerinizi dilerseniz alalım. Tüm izleyicilerimize, tüm Bursa halkına ve tüm bizi izleyen herkese. Buradan herkesi selamlıyorum. Yani Bursa'daki okulumuzdaki öğrencilerimizi. Yani ya bütün aşçılara Türk mutfağını daha iyi yansıtması, daha iyi tanıtması dileklerimle, daha iyi noktalara taşırabilme ümidiyle, genç aşçıların sektörde daha geniş imkanlarla kendilerini geliştirmesini ümit ederekten selamlarımı sunuyorum herkese. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yağmur, seninle devam edelim. Son sözlerini alalım lütfen. Harmancık'la ilgili de tercih edecek öğrenciler varsa neler söyleyeceksin? Ben gerçekten hani bu mesleği yapabileceğini düşünen ve seven insanlara gerçekten öneriyorum. Çünkü hem önü açık bir meslek, hem hocamın da dediği gibi insanlar hiçbir zaman yemek yemekten vazgeçmezler. Yani öneriyorum, eğer gerçekten güveniyorlarsa kendilerine, çalışma saatleri olsun, iş olanakları olsun. Tabii ki çok, yani ben okumaktan çok memnunum. Ve öne açık bir meslek. Aynen, kapılar da sonuna kadar açık. Harmancık Meslek Yüksek Okulu'nda tercih edebilirler. Oğuzhan, sen neler söylersin? Ben de aynı şekilde Harmancık Meslek Yüksek Okulu'na gelmelerini tavsiye ediyorum yani arkadaşlarıma. Bir de azimli olsunlar yani. Hocamızın da dediği gibi sabretmek çok önemli bizim meslekte, bir yere gelmek için. Sürekli araştırsınlar yani, hiç bıkmadan, sıkılmadan. Çok güzel bir meslek mesleğimiz. Yani tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum ben. Eğitim alıp bir köşede oturmak değil, kendilerine daha da yeni bilgileri her zaman açık olmak. Katmalar kesinlikle. Sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten çok teşekkür ederim katılımınız için de. Celal Bey, size de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz, bizi burada ağırladınız. Gerçekten. İnşallah bir başka programda belki biz size konuk oluruz. Evet. Belki güzel lezzetleri bizler, belki ben de denerim. Keyifli bir sohbet oldu bugün gerçekten. Evet. Çok sağ olun. Sağ olun. Burada biraz söyleşi havasında oldu. Bunları aslında böyle yaparak insanlara göstermek isteriz. Kesinlikle. İnşallah diyelim şimdiden. Değerli izleyicilerimiz, özellikle Harmancık Meslek Yüksekokulu Okul Müdürümüze ve akademik kadrosuna da buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderelim. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.
Değerli izleyicilerimiz, verdiğimiz aranın ardından tekrar karşınızdayız. Televizyonlarını yeni açanlar için, bizleri izleyenler için tekrar hayırlı cumalar dileyelim. Bugün aslında cuma sohbeti yapacağız diyebiliriz ama konumuz kutlu doğum olacak, Peygamber Efendimiz olacak. Öncelikle konuğumdan da bahsetmek istiyorum. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Enver Uysal bizimle birlikte. Hoş geldiniz, günaydınlar Enver Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı cumalar diliyorum sizlere de. Öncelikle bizlere kendinizden bahseder misiniz? Hay hay. Ben Enver Uysal. Aslen Trakyalıyım. Kırklareli, 58 doğumluyum. Hı hı. Edirne İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Sonrasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdim. Hı hı. Devamında yüksek lisansım, doktoram ve bunun devamı olan öğretim üyeliğim Bursa'da Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde geçti. İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Alanımızla ilgili çalışmalarımız var, 4 kitabım var, farklı makalelerimiz var. İslam Felsefesi yanında yıllardır bizde İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi böyle bir dersimiz var. O ahlak alanına yönelik çalışmalarım da var. Ne kadar güzel. İnşallah başka bir programda da konuşabileceğimiz çok konu olduğunu şu an sinyallerini aldım. Ağırlamak isteriz. Ama tabii ki ilk programımızdan, ilk konumuzdan dilerseniz başlayalım. Kutlu Doğum Haftası nedir, özellikleri nelerdir, etkinlikler hangi yıl başlamıştır diye sorumuz olsun ilk. Tabii Kutlu Doğum Gecesi diyelim. Mevlid Kandili adıyla yıllardır İslam dünyasında kutlanıyor. Bizim ülkemizde, Osmanlı döneminde de tarihimiz boyunca Mevlüt Kandili şeklinde hep kutlana gelmiş. Ama Kutlu Doğum Haftası tırnak içinde 1989'da Diyanet İşleri Başkanlığımızın ilan ettiği bir hafta, daha özel etkinliklerle insanımızın Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha güzel anlamaya yönelik olarak il il, ilçe ilçe, hatta bazı yerlerde köy köy, mahalle mahalle çok güzel etkinliklerle Peygamberimiz, onun vermek istediği mesaj, onun ahlakı farklı yönleriyle anlaşılmaya, anlatılmaya çalışılıyor. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığımız, yani o 89'dan bu yana 27 yıl olmuş, her yıl ülkemizin gündemini, İslam dünyasının gündemini de bir ölçüde göz önünde bulundurarak her yıl farklı bir konu üzerine konuşulmasını tavsiye ediyor. Bu sene de tevhid ve vahdet teması. Evet, evet. Hazreti Peygamber, tevhid ve vahdet. Malum İslam dünyasının, sonra ülkemizdeki konjektürel durum, Diyanet İşleri Başkanlığımızı böyle bir konu belirlemeye teşvik etti zannediyorum. Ve hafta boyunca bu konu konuşuldu hakikaten. Kanaatimce çok yararlı da oldu. Peki, özellikle tarihteki yeri ve günümüzdeki öneminden bahsedecek olursak neler söylersiniz bu sözlere ilave olarak? Evet. Az önce ifade etmeye çalıştığım gibi gerçekten Osmanlı dönemi boyunca bile Mevlid Kandili adıyla Peygamberimiz hep camilerde özel kandiller yakılarak, bunu kitaplardan öğreniyoruz tabii, insanımızın Peygamberimizin doğumuna, onun mesajını anlamaya yönelik olarak dikkatleri çekilmiş. İşte mevlütler, camilerimizde mevlütler okunulmuş. İslam dünyasının farklı bölgelerinde bu tür etkinlikler hep ola gelmiş. Hatta Osmanlı interlandında da aynen yıllardır Türkiye'de olduğu gibi güzel etkinliklerle Peygamberimiz Aleyhisselam'ın o doğumu vesile edilerek daha iyi anlaşılmaya çalışılıyor. Şunu da eklememde yarar var zannediyorum. Tabii Mevlüt Kandili olarak kutladığımız gece Hicri takvime göre Rebiul Evvel ayının 12. gecesi. O camilerde özel etkinlik ve her yıl Hicri takvim bilindiği üzere 10 gün öne geldiğinden dolayı değişken bir takvim çıkarıyor önümüze. Ama Diyanet İşleri Başkanlığımız bu Kutlu Doğum Haftası'nı miladi takvime göre sabitlemiş oldu. Bir bakıma 14-20 Nisan. Yani biraz 23 Nisan'ı da dışında bırakmaya özen göstererek, yani bir alternatif olduğu gibi düşünülmesin anlamında.
Kutlu Doğum Haftası tam da bahar sezonuna denk getirilerek böyle güzel etkinliklerle yıllardır, yani 30 yıla yakındır ülkemizde kutlanıyor. Diyebiliriz anlam ve önemine göre. Özellikle tasavvuf edebiyatı, yani kültürümüz ve edebiyatımızdan uzak bir konu değil ve peygamber sevgisi oldukça çok işlenmiş. Bunu görebiliyoruz edebiyatımızda da, kültürümüzde de. Bizim kültürümüzde geleneksel anlamda özellikle uygulamadaki yansımaları nasıl olmuştur bu konunun? Neler söylemek istersiniz Enver Bey? Evet, yani ben bu sorunuz için teşekkür ederim. İsterseniz sorunuza şairimizin şu dizeleriyle başlayayım. Tabii, muhabbetten, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Bu dizelerin sahibi II. Mahmud'un eşi Abdülmecit'in annesi. İstanbul'da Vakıf Guraba Hastanesi'ni de yaptıran Bezmi Alem Valide Sultan. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Bizim de bugün muhabbetimiz Muhammed olacak. Kesinlikle. Yani Cenab-ı Hak onu sevdiği için yarattı. İnsanlığı sevdiği için onu insanlığa rehber olarak gönderdi. Bu anlamda muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Ve onun konuşulmadığı, onun adının anılmadığı bir muhabbetten de ne yarar var ki, diyor Bezmi Alem Valide Sultan. Şimdi bu peygamber sevgisinin bizim hem edebiyatımızda hem geleneğimizde çok güzel yansımaları olmuş Cansu Hanım. Gerçekten bazen bazı şeylerin belki farkında değiliz de, ama onların ana motivi aslında peygamber sevgisine dayanıyor. Hı hı. Mesela Fuzuli'nin su kasidesini biliyoruz. Evet. Adeta tabii o kaside peygamberimize olan aşkın dile getirildiği bir kaside. İzninizle oradan sadece iki beyit anayım isterseniz. Çok isteriz. Diyor ki Fuzuli peygamberimize olan aşkını dile getirmek için: "Dest busu arzusuyla ölürsem dostlar, küze eylen toprağım, suunun anınla su." S sesi de var burada edebiyatta. Alisanasyon deniyordu zannediyorum. Hı hı. Ayrı bir sanat. Beyitte hep S sesi veriyor. Dest busu arzusuyla ölürsem dostlar. Dostlar, dest busu el öpme arzusuyla. Ona kavuşamadan, onun elini öpemeden eğer ölü verirsem dostlar, ne olur benim toprağımdan bir küze eyleyin, bir kase, bir su bardağı yapın da onunla ona bir bardak su ikram edin. Böylelikle onun ellerinden öpmüş olayım, ona kavuşmuş olayım. Bir başka beyit su kasidesinden: "Suya virsün baban, gülzarı zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek, virse bin gülzara su." Gül. Bahçıvan, bahçıvan pek zahmet çekmesin, bahçeyi sulama zahmetine katlanmasın. Bin tane gül bahçesi olsa ve onları sulasa, onun gibi bir gül yetiştiremez orada. Malum gül bizim kültürümüzde peygamberimizi ifade eder. Peygamber sevgisini ifade eder. Ben de bugün gül rozetiyle geldim. Evet. Yani onu temsil ettiği için gülü seviyoruz gerçekten. Ve geleneğimizde hep kızlarımıza verdiğimiz güllü isimler aslında ona olan sevgimizin de bir göstergesi. İşte gül, güllü, gülbahar, gülfidan vesaire. Ona olan sevgimizin göstergesi. Şimdi birkaç şey daha söyleyeyim izninizle. Tabii. Yani bunların tahmin ediyorum kaynağı konusunda belki çok dikkat etmiyor olabiliriz. Şimdi mesela bir yavru dünyaya geldiğinde, bir yavrumuz dünyaya geldiğinde sağ adını koyarken malum sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuyoruz, sonra ismini koyuyoruz. Yani o yavruya biz Allahu Ekber, La İlahe İllallah ifadeleriyle birlikte, Allah'tan başka ilah olmadığı ifadeleriyle
Peygamberimiz Aleyhisselam'ın onun Resulü olduğunu, Muhammedun Resulullah ifadelerini de kulağına hiç ömrü boyunca unutmaması için adeta fısıldıyoruz. Sonra Cuma günleri, malum işte bugün Cuma. Cuma. 12'yi çeyrek geçe gibi, yani namazdan tam bir saat kadar önce Peygamberimiz Aleyhisselam'a salatü selamlarla gökler inleyecek. Ne kadar güzel bir nezaket var, zerafet var. Müminlere bugünün Cuma olduğu bir saat öncesinden Peygamberimize salatü selamlarla, ya salatü ve selamu aleyke ya Resulallah ifadeleriyle hatırlatılıyor. Sonra bir mümin kardeşimiz vefat ettiğinde, malum onun vefatı da mahallesindeki minareden yine Peygamberimiz Aleyhisselam'a salatü selamlarla ilan ediliyor, duyuruluyor. Adeta zımnen ya Resulallah ümmetinden biri daha sana yürüdü, geliyor ya Resulallah şeklinde ona haber veriyoruz. Yakınlarına böyle çok zarif bir anlayışla bu vefatı duyuruyoruz adeta. Evet. Keza yani biz asker ocağına peygamber ocağı demişiz. Evet. Askerimize Mehmetçik demişiz. Aslında Muhammed'in, yani peygamberimize bir saygısızlık da olmasın diye Muhammed'i biz yumuşatarak Mehmet'e dönüştürmüşüz. Dolayısıyla yani ülkemizdeki Mehmet isimleri aslında kök olarak hep Muhammed, Muhammed demektir malum. Sultan Ahmet camiini yaptıran sultanımız diyeyim, padişahımız. Evet. O dönemde tabii Osmanlı interlandında olan Filibe'de, bir de şimdiki Isparta'mızda binlerce dönüm araziyi gül bahçesi haline dönüştürmüş ve Medine'de Mescid-i Nebevi, o dönemde tabii elektrik falan yok malum, kandillerle aydınlatılıyor. Kandillere gaz konmasın, dolayısıyla orada hoş olmayan bir koku yayılmasın diye Sultan Ahmet hem Filibe'de hem de Isparta'mızda o bahçelerde yetiştirilen güllerden elde edilen gül yağını hep Mescid-i Nebevi'ye göndermiş. Hem Mescid-i Nebevi o yağ ile aydınlatılmış, hem de etrafa onun şanına layık, onu temsilen böyle çok hoş kokular da yayılmış gerçekten. Hı hı. Bu anlamda yani o peygamber sevgisi adeta bizim ruhumuza işlemiş ve çok farklı yansımaları olmuş gerçekten kültürümüzde. Peki. Özellikle Kutlu Doğum Haftası'ndan çok fazla uzaklaşmadan etkinliklere dair bakış açınızı da çok merak ediyorum. Etkinlikleri nasıl buluyorsunuz? Bu haftada neler yapıldı? Dilerseniz biraz da özetlemiş olalım. Evet. Tabii Kutlu Doğum etkinliklerinin organizasyonunu Diyanet İşleri Başkanlığımız Diyanet Vakfı ile birlikte yapıyor. Tabii illerde il müftülüklerimiz başkanlığı temsilen güzel programlar yapıyor. Şimdi biz de, yani ilahiyat fakülteleri de bu etkinliklerin içinde aktif olarak görev alıyor hakikaten. Bizim için de büyük mutluluk vesilesi oluyor. Düşüncelerimizi, masamızın başında düşündüklerimizi insanımızla paylaşma imkanı bulmuş oluyoruz. Bütün ilahiyatlarla, bütün illerimizde artık ilahiyat fakülteleri de olduğundan dolayı gerçekten bu anlamda güzel bir dayanışma oluyor müftülüklerimizle. Salonlarda peygamberimizi anlamaya yönelik, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığımızın o yıl için belirlediği konularda güzel aydınlatmalar oluyor. Camilerde güzel kasideler, mevlütler, Kur'an-ı Kerimler ve güzel sohbetler yapıyor. Kimi köy meydanlarında bile gerçekten bizim insanımız bu anlamda bu etkinlikleri benimsedi. Böyle güzel ikramlara vesile oluyor. Adeta köy şenliklerine vesile oluyor. Bu anlamda yani 30 yıla yakındır bu etkinlikler böyle güzel bir şekilde milletimiz bunu içselleştirerek devam ediyor. Bizim için de mutluluk vesilesi oluyor. Ne kadar güzel. Bu
keyifli sohbetimiz devam edecek. Burada birazcık soluklanacağız. Kısacık bir reklama gidiyoruz. Şimdi ardından karşınızda olacağız. Sakın bir yere ayrılın. Değerli izleyicilerimiz, verdiğimiz aranın ardından sohbetimize devam ediyoruz. Özellikle Peygamberimizin doğumu ve davete hazırlanması hakkında da birkaç cümle dinlemek isteriz, sizden duymak isteriz. Hay hay. Sanırım bir şiirimiz de var bunun alakalı. Evet, doğrusu ben Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğumunu anlatan güzel bir şiir var. Ayrıca Süleyman Çelebi'nin mevlidinde bir mevlid bahri var tabi. Amine Hatun Muhammed Anesi doğdu ol Sedef'ten Dürdanesi. Sedef'ten Hazreti Amine validemizi Sedef olarak nitelendiriyor. Peygamberimizi de İnci olarak nitelendiriyor. Necip Fazıl da Peygamberimizin doğumunu çok güzel dizelerle ifade etmiş. Cansan izninizle izleyicilerimizle bunu paylaşmak tabii isterim. Tabii ki Abdullah'ın mahzun dulu amine erdi gayelerin gaye demine. Diyor ki çekmedim tek lahza sancı, birden bir sesleniş duydum yakıcı. Amine ne güzel hal oldu sana, gebesin varlığın nuru insana. Arkamı sığadı bir beyaz kanat ve şerbet sundular cennetten bir tat. Silindi içimden korku ve tasa, sanki doldurmuşlar göğü bir tasa. Döküyorlar güneş güneş tepemden, geceler kalktı mı yoksa alemden? Her taraf aydınlandı, nurlandı, nur yağmuru. Artık uzaklar yakın, önümde haşmetli yurtları şarkın. Sütun sütun İran, kubbe kubbe Rum, işte parmağımı değdiriyorum. Etrafımda kızlar, ahenkten ince, hiç şekil görmedim şekillerince. Hazreti Amine validemizin tasviri. Esrarlı ellerde ibrik ve leğen, bir soluk bir soluk yelpazeleyen ve o ses hep dağ taş eriten seda. İnsanlar ediniz yokluğa veda, var olmaya sebep aleme rahmet, son peygamber doğdu ismi Muhammed. Doğmuştu öksüzüm, haber doğruydu, şehadet parmağı göğe doğruydu.
bu dizelerin sahibi Üstad Necip Fazıl'ı da rahmetle anmış olalım. Kesinlikle. Bu vesileyle. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Yorumunuz için. Efendim şimdi tabii Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğumunu, onun getirdiği mesajı daha iyi anlayabilmek için bir bakıma o dönemi kısaca da olsa mercek altına almakta, onun peygamberlik öncesi hayatını kısaca ifade etmekte yarar görüyorum şahsen. İslam öncesi döneme malum biz cahiliye dönemi diyoruz. Bu bilgiden yoksunluktan ziyade aslında yani zulmün, problemlerin, savaşların, kavgaların, kabile geçimsizliklerinin ve ahlaki anlamda bütün kötülüklerin adeta dorukta olduğu bir dönem. Ben bazen derslerimde de bu dönemi tasvir için şöyle bir ifade kullanıyorum. Diyorum ki o dönem ahlaki anlamda o kadar tefessüh etmiş, o kadar bozulmuş bir dönem idi ki o toplumu ancak bir peygamber ıslah edebilirdi. Ve durum böyle olduğundan dolayı Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselam'ı o toplumu ıslah etmek üzere ama evrensel bir mesajla gönderdi. Peygamberimiz malum babasını göremeden dünyaya geldi. Anneciği Amine validemizi 6 yaşında kaybetti. Adeta böyle çok sıkıntılı bir hayat sürdü. Sıkıntılarla dolu bir hayatı, meşakkatle dolu bir hayatı var. Annesinin vefatından sonra dedesi Abdülmuttalip onun himayesini aldı. Onun vefatından sonra amcası Ebu Talib'in himayesinde büyüdü. Kendisine peygamberlik geldiğinde Hazreti Hatice validemiz onun en yakın ve en önemli desteğiydi. Ama peygamberimizin hayatında hüzün yılı dediğimiz bir dönem var. Aynı yılda biricik eşi Hazreti Amine validemizi kaybetmiş. Onu himaye eden Ebu Talip amcası Ebu Talib'i kaybetmiş. Böyle adeta üzüntülerle dolu bir yıl. Bir yıl. Meşakkatli bir hayat dedik. Sanki bu sıkıntılarla Peygamberimiz Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak adım adım peygamberliğe hazırlıyor gibi. Öte yandan manevi bir motivasyon da görüyoruz. Zaman zaman daha kendisine vahiy gelmeden Hira mağarasına çıkıyor. Orada günlerce tezekkür ile, tefekkür ile hem o toplumun geleceğini düşünüyor, halini düşünüyor. Benim bu toplumun iyileşmesine nasıl bir katkım olabilir? Bunun sancısını çekiyor. Hem de Cenab-ı Hakk'ı tefekkür ediyor. Malum Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti İbrahim geleneğinden gelen o tevhid akidesine sahip. Hazreti İbrahim soyundan gelen bir insan. Şirke kesinlikle adı bulaşmamış ve bu tür sıkıntılarla gerçekten böyle tefekkürlerle, tezekkürlerle peygamberimiz bir bakıma peygamberliğe Cenab-ı Hak tarafından hazırlanıyor diyebiliriz. Peki. Özellikle şunu da konuşalım istiyorum. Sevgi ve rahmet peygamberidir diyoruz. Bunun da anlamını açıklar mısınız bizlere Enver Bey? Tabii Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Hepimizin bildiği bir ayet diyebilirim. Çok kullanıldığı için. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Şefkat ve merhamet peygamberi olarak gönderdik. Şimdi bu ayetin verdiği çok derin mesajlar var gerçekten. Bir defa peygamberimizden önceki peygamberler neredeyse hepsi belli bir kavme yönelik o bölge insanını düzeltmeye yönelik yine tevhidi dillendiren ama daha dar anlamda mesajlarla gönderilmiş.
Oysa Peygamberimiz Aleyhisselam alemlere rahmet olarak gönderildi diyor. Sadece belli bir kavme yönelik olarak değil, bu anlamda evrensel bir mesajla. Hatta yani şöyle bir ifade de kullanabilirim. Mesela malum ezanlar okunurken doğudan batıya doğru gittikçe hep birer dakika ya yani ikişer dakika ilim konumuna göre süre geç farklı. Geç okunuyor malum. Diyelim Bursa'da Cuma bugün malum öğle ezanı biri çeyrek geçe okunacaksa efendim Karacabey'de belki batıya doğru 16 geçe, Balıkesir'de 17 geçe, Çanakkale evet 18 geçe, 19 geçe vesaire. Bu şu anlama geliyor adeta. Yeryüzünde Allah'ın adının Allah'ın adıyla birlikte ondan başka ilah olmadığı ile birlikte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın adıyla onun Allah'ın peygamberi olduğu mesajıyla dünya semalarının çınlamadığı tek bir dakika bile yok adeta diyebiliriz. Bu anlamda zaten mesela İnşirah suresinde de elem neşrah leke sadrak diyor Cenab-ı Hak. Aslında bu sure peygamberimize daha peygamberliğinin ilk yılında nazil olmuş bir sure. Anlamı şu: elem neşrah leke sadrak. Biz ve rafa'na leke zikrak. Asıl onu zikredecektim. Biz senin adını yücelttik. Yücelteceğiz anlamında yücelttik. Yani senin adını duymayan tek bir insan bile kalmayacak. Bu aslında Peygamberimiz Aleyhisselam'a daha peygamberliğinin ilk yılında çok erken verilmiş bir müjdedir. Hiç merak etme ey Resulüm, sen başarılı olacaksın. Mesajın bütün alemlere ulaşacak anlamında. Tabii o şefkat ve merhamet peygamberi dedik. Evet. Onun getirdiği Kur'an da merhamet kitabı, rahmet kitabı. Kur'an kendisini hüden ve rahmeten lil muhsinin olarak tanımlıyor. İyi insanlara, iyi onlar için bir merhamet kaynağı, hidayet kaynağı. Onun getirdiği ahlak da şefkat ve merhamet ahlakı diyebiliriz. O sadece insanlara karşı değil, hayvanlara karşı bile şefkatli. Bizim de hayvanlara karşı bile şefkatli, merhametli davranmamızı istiyor. İşte mümini tanımlarken mesela ne eliyle ne de diliyle başkalarını incitmeyen kimsedir buyuruyor. Efendim bir kadından bahsederken Peygamberimiz kedisini evine hapsettiği için hayvanın kendi gıdasını bulmasına izin bile vermeyerek evine kilitlediği için cehennemlik oldu buyuruyor Peygamberimiz. Ama başka bir kadından bahsederken de ümmetine bu tür bir takım kavramları, mesajları gerçekte somut örnekler de veriyor Peygamberimiz. Başka bir kadından bahsederken yolda giderken bir kuyunun kenarında susuzluğundan dolayı otların üzerinde, çimlerin üzerindeki çiği yalayan bir köpeği görüp de o hayvana olan şefkatinden dolayı ayağındaki ayakkabısını çıkarıp o kuyuya salarak oradan ayakkabısıyla çıkardığı suyu köpeğe ikram ederek onun hayatını kurtarmaya vesile olduğundan dolayı o kadın da böyle bir davranışıyla cennetlik oldu buyuruyor Peygamberimiz. Gerçekten bu anlamda düşündüğümüzde o bir rahmet, şefkat ve merhamet peygamberidir deriz. Evet, doğru. Aynı zamanda müjdelenen bir peygamber, Peygamber Efendimiz. Özellikle kim tarafından nasıl müjdelenmiştir peygamberlik dersiniz, bunu da dinleyelim sizden. Onu çok kısa ifade etmeye çalışayım. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ifadelerine dayanarak bunu dile getirebilirim. Buyuruyor ki Peygamberimiz, ben
Atam İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi, annemin ise rüyasıyım buyuruyor. Atam İbrahim'in duası, İsa Aleyhisselam'ın müjdesi, annemin rüyasıyım. Hazreti Adem, Hazreti İbrahim, Kur'an'dan öğreniyoruz. Onun ifadelerini Kur'an bize naklediyor. Şöyle dua ediyormuş Hazreti İbrahim, dua etmiş. Rabbena veb'az fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim. Ya Rabbi, benim neslimden, benim zürriyetimden onlara, insanlığa, onlara senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek, anlatacak ve onların ruhlarını, kalplerini bütün kötülüklerden arındıracak bir peygamber gönder diye dua ediyormuş Hazreti İbrahim ve onun duası bu anlamda gerçekleşti. Yine Kur'an'dan öğreniyoruz Hazreti İsa peygamberimiz Aleyhisselam'ı ümmetine müjdelemiş. Ve mübeşşiran bir rasulin ye'ti min ba'di ismuhu Ahmet. Hazreti İsa peygamberimizin adını da vererek ümmetine müjdelemiş. Ben size benden sonra gelecek adı Ahmet olan, Muhammed olan, Ahmet Muhammed aynı kökten gelen isimler malum. Biz de Ahmet'i, Mahmud'u, Muhammed, Mustafa diyoruz malum. Adı Ahmet olan bir peygamberi müjdeliyorum. Annemin rüyasıyım buyuruyor. Rivayete göre Hazreti Amine validemiz bir akşam rüyasında göğsünden bir nur çıktığını ve o nurun Şam saraylarını aydınlattığını görüyor ve sevinçle uyanıyor. Malum o nur sadece ondan dünyaya gelen o nur, demin ifade ettiğimiz Necip Fazıl'ın dizeleriyle de anlatılan o nur, sadece Şam saraylarını değil, gerçekte bütün dünyayı aydınlattı. Peki, özellikle örnek davranışlarından az evvel de söz ettik Peygamber Efendimiz'in. Bu bazen şekilci davranış olarak da algılanıyor. Buna neler söyleyeceksiniz eleştirel bakış açınızla Enver Bey? Efendim, bu sorunuz için de teşekkür ediyorum Cansu Hanım. Gerçekten bazen Peygamberimiz Aleyhisselam çok adeta dar bir kalıba sokularak şekilci bir yaklaşımla örnek alınmaya çalışılıyor. Oysa o şekilciliğin ötesinde Kur'an da bize Peygamberimiz Aleyhisselam'ı örnek bir model olarak takdim ediyor. Evet. Üsve-i Hasene diyor. O hayatın bütün alanlarında bizim için örnek bir model. O çok iyi bir dost, iyi bir eş, iyi bir aile reisi, iyi bir komşu, örnek bir yönetici, idareci, çok örnek bir baba aynı zamanda. Öyleyse onu şekilciliğin de ötesine giderek, yani sadece giyim kuşam bazında falan değil de, çünkü bazen gerçekte kıyafetler yöresel kıyafet, mahalli olarak kalır. Yani mesela fistan dediğimiz şey gerçekte o bölgeye özgü daha rahat bir giyim olduğunu ifade edebiliriz. Bu anlamda her yörenin kendisine özgü, yani insanın benimsediği mahalli kıyafetleri olabilir. Bu son derece doğal bir şey. Ama böylece şekilci yaklaşımın ötesine geçip onu hayatımızın bütün alanlarında örnek almayı, yani ahlaki açıdan onu model almayı başarmak gerekiyor kanaatimce. Hı hı. Ve onu gerçek anlamda örnek almak demek hayatın bütün alanlarına yansıtmak anlamına gelir kanaatimce. Kesinlikle tek bir noktaya da değil, kesinlikle tüm hayata yansıtmak gerekir. Ben de katılıyorum bu cümlelerinize. Özellikle Kutlu Doğum Haftası'na gelecek olursak özellikle temasının açıklamasını merak ediyoruz ve aktaralım lütfen. Tevhid ve Vahdet konusundan söz eder misiniz bizlere? Evet, şimdi girişte de ifade ettiğim gibi kanaatimce
Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl hem İslam dünyasının hem ülkemizin içinde olduğu problemleri de doğru okuyarak güzel bir konu belirlemiş bu yıl için: Hazreti Peygamber, tevhid ve vahdet. Tevhid çok önemli bir kavram gerçekten. Yani bizim inancımızın temelini oluşturan bir kavram. Nedir tevhid? Çok kısa ve öz ifadesi: La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam onun elçisidir. Şimdi Allah ile peygamber bütünlüğünü, onların birbirini tamamladığını bir defa tevhidten anlıyoruz. Maalesef son zamanlarda adeta dillendirilen, sanki peygambersiz bir Kur'an bize yeter söylemine de Diyanet İşleri Başkanlığımız böyle bir temayla tevhid üzerinde durarak, tevhidin bu anlamda iki boyutu var. Bir, Allah'tan başka ilah yok. İkinci boyutu, Muhammed Aleyhisselam da onun elçisidir. Peygamberimiz Aleyhisselam tevhidi bize öğreten, tevhidi pratik hayatımda, pratik anlamda hayatımıza özümseten örnek bir insan gerçekten. Peki tevhid olumsuzlama ile başlıyor. La, yoktur demek. Kabul etmiyorum. İlahe, la ilahe, hiçbir ilah yok. Hatta namazda, ettehiyyatta malum, bunu ifade ederken bile la ilahe derken, tabi bunun bilincinde olanlar şehadet parmağını yukarı kaldırıyor. Yani önemli ve güzel bir uygulama ama doğru yapmayı başarabilmek lazım. Yani ilah yoktur diyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah'tan başka ifadesini kullanmadan, aslında ben ilah yoktur diyorum ama parmağımla, bu parmağın adı şehadet parmağı zaten, parmağımla onun varlığını ifade ediyorum. Onun yokluğuna sadece o kelimeyi söyleyene kadar bile tahammül edemem şeklinde şehadet parmağımızla onun varlığını işaret ediyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Rivayete göre Peygamberimiz Aleyhisselam sabah namazının sünnetinde Kul ya eyyuhel kafirun ve ikinci rekatında da İhlas suresini okuyormuş. Bu iki sure tevhidin adeta temelini oluşturuyor. Rivayete göre vitir namazında da birinci rekatta Asr suresi, ikinci rekatta Kafirun, üçüncü rekatta da yine İhlas suresini okuyormuş. Bunu şöyle okumak lazım. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam gününe tevhide vurgu yaparak başlıyor. Kul ya eyyuhel kafirun, de ki ey inanmayanlar, la abudu ma tabudun, ben sizin inandıklarınıza inanmıyorum. Sizin hayat biçiminizi kabul etmiyorum. Sizin kutsallaştırdığınızın, benim için o putların yaşayış biçiminin, cahiliye dönemi örf ve adetlerinin benim için pek önemi yoktur. Ve la entum abiduna ma abud ve la ene abidu ma abettum lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim bana olsun. Ama lütfen benim dinime karışmayın. Ben sadece ve sadece Allah'a inanıyorum. Onun değer atfettiği şeyler benim için değerli. Bu anlamda tevhidi içselleştiren, bize özünü ifade eden çok önemli iki sure ve gününü de buna vurgu yaparak tamamlıyor Peygamberimiz. Bir Müslümanın hayatında önemli olsa gerek bunlar. Yani bütün o cahiliye dönemi örf, adet, geleneklerini, yaşayış biçimini dışlayan bir anlam var aynı zamanda
tevhidde. Hı hı. Özellikle vahdet konusuna geçmeden tevhidle ilgili şöyle bir cümleyi de paylaşmak istiyorum. İslam medeniyeti bir tevhid medeniyetidir diyoruz. Bunun tarihsel anlamda sosyal yaşama yansımaları nasıl olmuştur Enver Bey? Evet, yani İslam medeniyeti işte bu tevhidin oluşturduğu bir medeniyet. Evet, tevhid medeniyeti. Hani yaratandan ötürü yaratılanı severiz. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Yunus Emre'mizin ifade ettiği gibi. Ona olan inancımız bizi insanı sevmeye sevk ediyor. İnsanla ilgili güzel şeyler yapmamıza sevk ediyor gerçekten. Bu anlamda bu tevhid inancı bir hayır medeniyeti oluşturmuş. Bir vakıf medeniyeti oluşturmuş. Cansu Hanım, ben bazen derslerimde de ifade ediyorum. Hı hı. Diyorum ki gerçekte İslam medeniyeti bir vakıf medeniyetidir, hayır medeniyetidir. Şimdi mesela ayrıca şunu da ifade edeyim. Ayrıca her kültürün kendine özgü kavramları var. Ve din için, kültür içinde din çok önemli bir kavram. Mesela İslam kültürü deyince öne çıkıveren kavramlar. Sohbet. Deminden beri sizinle sohbet, evet, yapıyoruz. Ediyoruz. Sohbetin bizim kültürümüzün intikalinde çok önemli bir yeri var. Peygamberimizin döneminde de bu böyledir. Sonraki yüzyıllarda da böyledir. Bu yazılı kültürü önemsememe anlamında değil. Elbette kültürün intikalinde kitaplarımızın da büyük önemi var. Kur'an kitaba yemin ediyor. Kaleme yemin ediyor. Vel kitabil mubin diyor. Vel kalemi ve ma yesturun. Kaleme ve o kalemin yazdığı satırlara yemin olsun diyor. Ama sözlü kültürün de önemli bir yeri var gerçekten. Sohbet, sahabe aynı kökten geliyor. Sohbet kültürümüzün kodları adeta. Muhabbet, sevgi, aşk, yardımlaşma, dayanışma, ikram, isar, bir başkasını kendine tercih etme. İşte üç kişinin bulunduğu bir masaya mesela iki bardak çay geldiğinde o bardaklardan biri gider gelir. Buyur arkadaşım sen iç. Yok canım lütfen sen iç, ben sonra geleni alırım. İsar. Kendisi içmiyor, arkadaşına ikramda bulunuyor. Hı hı. Bizim yani kültürümüzün kodlarını oluşturan komşuluk, önemli kavramlar bunlar. Doğru. Ve dikkat edilirse bu kavramlar anlamı hep başkasıyla gerçekleşen kavramlar. Hı hı. Sohbet yapabilmek için başkası olması gerekiyor muhakkak. Yanımızda. Yardımlaşma, dayanışma için, ikram için, isar için. Bu anlamda öyleyse bizim dinimiz, kültürümüz başkasını önemseyen ve başkasına değer veren bir kültür. Bundan dolayı bir hayır medeniyeti olmuş, vakıf medeniyeti olmuş ve insanımız adeta bir hayır yarışına girmiş. İşte parası bol olan parasını vakfediyor. Kimi malını vakfediyor. Ne demek bu? Ölümsüzleştiriyor vakfını artık. Bu malım hayır yolunda harcansın. Kimi ilmini vakfetmiş, bilgisini. İşte biz yüzyıllardır mesela Mevlana'nın ilminden yararlanmaya devam ediyoruz. Doğru. Gazali'nin ilminden yararlanmaya devam ediyoruz. Necip Fazıl'ın dizeleri bizim için hala önem arz ediyor. Hı. İlmini vakfetmiş. Kimi emeğini vakfetmiş. Yani bir mahallede bir cami yapılıyor. Mesela bir inşaat ustası gidip imamımıza diyor ki hocam benim pek maddi varlığım yok ama izniniz olursa bir hafta bu camide çalışmak istiyorum diyor. Nedir bunun anlamı? Usta bir haftalık emeğini vakfetmiş oluyor. Emeğin, doğru. Bir bayram sabahı zihnimden geçiveren bir duygu şu. Şehitler ise bir milletin kutsal bildiği değerler uğrunda verdiği kurbanlardır diye düşündüm. Bir kurban bayramı sabahı. Öyleyse şehitlerimiz Allah yolunda kutsal bildiğimiz değerler uğrunda dini, vatanı, bayrağı, namusu için bir bakıma canını vakfeden ve bu sayede de ölümsüzleşen çok önemli kişilerdir. Kesinlikle.
malı vakfetmek mi daha kolay ve daha önemli, canı vakfetmek mi? Elbette canı vakfetmek çok daha önemli bir şey. Ama Kur'an'ın ifadesiyle artık ölümsüzleşmiştir onlar diyor. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi hem eski dönemde hem de bugünlerde de canını Allah için vakfetmiş şehitlerimizi rahmetle ve dualarla analım bu güzel cuma saatinde. Kesinlikle öyle. Vahdet konusu hakkında neler söyleyeceksiniz Enver Bey? Efendim şimdi tevhidin bir bakıma sosyal anlamda zorunlu yansıması vahdettir. Vahdet ile tevhid aynı kökten gelen iki kavramdır zaten. Ama vahdeti gerçekleştirebilmek için tevhidi içselleştirmek, özümsemek gerekiyor. Şunu ifade edebilirim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın daha o vahiy öncesi Hira mağarasına çıkıp o tezekkürleri, tefekkürleri adeta tevhidi anlamak içindi. Tevhidi özümsemek, içselleştirmek içindi. Onun idrakine varmak içindi. Ama Hira mağarasından inişi malum rahmeten lil alemin olarak indi oradan ve inişi vahdet içindi diyebiliriz. Ümmetinin birliğini, beraberliğini gerçekleştirmek içindi. Keza onun miraca çıkışı tevhidi özümsemek, onu idrak, onu anlamak içindi. Ama miraçtan inişi vahdet içindi. Ümmetin vahdeti içindi diyebiliriz. Bu anlamda tevhidi özümsemeden, içselleştirmeden vahdeti gerçekleştirmek mümkün değil. Peki. Özellikle günümüzde İslam dünyası ve ülkemiz açısından da tevhid ve vahdetin önemi için neler söyleyeceksiniz? Eski dönemdeki yansımaların tarihsel ve sosyal boyutta irdeledik ama günümüzde sizce doğru anlaşılıyor mu bu iki kelime, bu iki kavram Enver Bey? Evet, yani doğrusu bu kavramlar üzerine çok fazla düşünmüyoruz. İşte tevhid, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip o ihtiva ettiği geniş anlam üzerine çok fazla düşünmüyoruz. Vahdet üzerine çok fazla düşünmüyoruz. Oysa bizim yani hem çok geniş planda İslam ümmetinin hem de daha dar planda bizim milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin temel harcı tevhid ve vahdet anlayışıdır elbette. Aslında bunun kişisel anlamda da bu önemlidir. Mesela herhangi bir noktada şu ya da bu oranda güç sahibi olduğu, makam mevki sahibi olduğunu düşündüğümüz biri, o gücü kendisine lütfedenin Allah olduğunu kaçırıp da gücü sadece kendisinde buluverirse belki despotlaşır. Bulunduğu kurumda farklı bir kişilik, farklı bir karakter ortaya koyabilir. Ya da kendi alanımızla ilgili söylersek ilim şu ya da bu oranda ilim sahibi olduğunu düşünen biri, o ilmin gerçek sahibinin ve kaynağının Allah olduğunu unutup da yani bilgisiyle gerçekten gururlanırsa adeta yani bir bakıma gurur abidesi bir tip ortaya çıkar. Oysa tevazuun, alçak gönüllülüğün insana belki en yakıştığı alan kanaatimce ilim alanıdır, bilgi alanıdır. Bu anlamda ilim gerçekten sahibini tevazu, alçak gönüllü sahibi yapması gerekiyor. Ya da şu ya da bu oranda mülk sahibi olduğunu düşünen biri gerçek mülkün sahibinin Allah olduğunu kaçırıverirse o zaman farklı konumlarda görebilir kendini. Yani tevhidin bu anlamda da içselleştirilmesi gerekiyor malum. Bizim birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin temel harcını.
Yani Peygamberimiz döneminden şöyle bir örnek de vermeyi arzu ederim. Mescid-i Nebevi'de bir gün ashabtan bir grup otururlarken Selman-ı Farisi ile aralarında kişisel bir problem geçmiş. Sa'd bin Ebi Vakkas ashabtan biri. Bir kişisel problem geçmiş Sa'd bin Selman-ı Farisi ile. Onun da Mescid-i Nebevi'den içeri girdiğini görünce ona bir ölçüde onu mahcup etmeye yönelik etrafında oturan arkadaşlara bir soru soruyor. Arapçasını da ifade edeyim isterseniz. Tabii ki. Onu kullandığımız kelimelerde zaten. Veme hasebuke veme nesebuke. Yani hasebin, nesebin ne? Soyunuz, sopunuz ne? Burada etrafındakilere soruyor. Herkes bir soyunu, sopunu, sülalesini bir dile getirsin bakayım. Halkada bulunanlardan biri ben Kureyşliyim diyor. Kureyş Mekke'nin en soylu ailelerinden. Hı. Öteki işte Hazreç kabilesindenim, Evs kabilesindenim vesaire. Bunlar konuşulana kadar Selman-ı Farisi de gelmiş, o halkaya katılmış. Ona soruyor Sa'd bin Ebi Vakkas, ve mâ hasebuke ve mâ nesebuke dediğinde Selman-ı Farisi'ye adeta insanlığa ibret olacak çok güzel bir ifade kullanmış Selman-ı Farisi. Diyor ki, ene Selman ibnul İslam. Ben İslam oğlu Selman'ım. Beni ben yapan İslam'dır demek istiyor. Beni Selman yapan İslam'dır. Ben arkadaşların demin ifade ettiği gibi soyumla, sopumla övünmüyorum. Ama bana özümü kazandıran asıl İslam'dır. Devam ediyor. Ene Selman ibnül İslam. Küntü dallen fehedeni Allahu bi Muhammedin. Ben yolunu kaybetmiş, yolunu şaşırmış, çok farklı bir hayat süren, bir sürü belki kötülükler içine dalmış biriydim. Ama Rabbim beni Muhammed aracılığıyla hidayete erdirdi. Onu tanıdım. O beni çekip kurtardı adeta o hayattan. Küntü fakiran fe agnani Allahu bi Muhammedin. Ben fakir, yoksul, muhtaç biriydim. Rabbim beni Muhammed aracılığıyla zenginleştirdi. Adeta benden zengini yok artık. Yani kişisel, o manevi zenginlik anlamında, karakter anlamında. Bir köleydim. Beni Rabbim Muhammed aracılığıyla özgürlüğüme kavuşturdu. Ve gerçek anlamda tevhidin bir anlamı da budur. Tevhid sadece Rab olarak sadece Allah'ı kabul etmek demektir. Gerçek anlamda Allah'a kul olmak demektir. Gerçek anlamda Allah'a kul olmayı başaramayanlar maalesef başka şeylerin kulu kölesi olabiliyor. Yani makamının kulu kölesi, mevkiinin, parasının kulu kölesi, nefsinin kulu kölesi, şehvetinin kurbanı olabiliyor. Öyleyse gerçek anlamda özgürlük Allah'a kul olmaktadır diyebiliriz. Selman-ı Farisi'nin bu ifadeleri, onu da ekleyeyim, Selman-ı Farisi'nin bu ifadelerini duyan ve o meclise geç katılan Hazreti Ömer de diyor ki orada bulunanlara, benim kim olduğumu merak edeniniz yok mu? Ben de söyleyeyim kimliğimi. Ene Umer ibnul İslam, ehu Selman ibni İslam diyor. Ben demin kendisini tanıtan, ben de İslam oğlu Ömer'im ve beni de ben yapan İslam'dır ve demin kendisini tanıtan Selman'ın kardeşiyim ben diyor. Hazreti Ömer de gerçekten evrensel bir mesaj veriyor. Kesinlikle ve evrensel mesajı da destekleyici sözleri var. Süremizin sonlarına yaklaştık. Son sözlerinizi de almak isteriz Enver Bey. Ben size yani bana bu anlamda duygularımı, düşüncelerimi paylaşma imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben de. Ve bütün izleyicilerimin cuma günlerini tebrik ediyorum. Hayırlara, güzelliklere. İslam ümmetinin, milletimizin vahdetine, birliğine, beraberliğine, bu aramızdaki kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını niyaz ediyorum. İzniniz olursa Cansu Hanım, Mehmet Akif Ersoy'umuzun
milli şairimizin tevhide ve vahdete vurgu yapan, aslında 1913 yılında dile getirdiği ama sanki İslam dünyasının bugününü dile getiren dizeleriyle noktalamak istiyorum. Tabii ki dinliyoruz. Diyor ki milli şairimiz Mehmet Akif, ayrılık hissi nasıl girdi beyninize? Fikri kavmiyeti şeytan mı soktu zihninize? Sizi bir aile bireyleri olarak yaratmış Yaradan, kaldırın ayrılık sebeplerini artık aradan. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. İşte Fas, işte Tunus, işte Cezayir gitti 1913'lerde. Osmanlı İnterland'ından ayrıldı. Onları dile getiriyor. İşte Irak'ı da taksim ediyorlar şimdi. Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkez'e yahut Kürd'e, Acem'in Çinli'ye lüçhanı ne? Üstünlüğü nerede? Artık ey millet, artık ey milleti merhume, Allah'ın şefkat ve merhametine mazhar olmuş millet. Sabah oldu uyan, sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü, dinle Peygamberi Zişan'ın ilahi sözünü. Mehmet Akif Ersoy'u da bu vesileyle rahmetle anmış olalım. Teşekkür ediyorum. Tekrar. Ben de öyle çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbetiniz için, verdiğiniz örneklerle, sohbetimize katmış olduğunuz şiirlerle, edebiyatla, kültürümüzle birleştirdiğimiz bu keyifli sohbet için çok sağ olun Enver Bey. Eyvallah, ben de teşekkür ederim. Milletimizin zor günlerden geçtiğinin de üzerinden aslında geçtik bir nevi. Bu keyifli sohbeti burada noktalıyoruz. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, sabırlar diliyoruz ailelerine de. Özellikle gerçekten ateş çemberi olan Güneydoğu bölgesine, oradaki halkın yaşadıkları haberlerde ekranlara gelmekte. Özellikle birlik ve beraberliğimize kast etmiş terörü ve terör örgütlerini özellikle bir kez daha lanetle kınadığımızı, birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklarını, devletimize ve güvenlik güçlerimize olan güvenimizin tam olduğunu bir kez daha vurgulamış olalım. Haftayı burada noktalıyoruz. Hayırlı hafta sonları, hayırlı cumalar diliyorum bir kez daha. Yeni bir haftaya pazartesi günü birlikte başlamak dileğiyle diyelim. Saatleri onu gösterdiğinde birlikte olalım inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.